Evet efendim, Ali ile aramızdaya hoş geldiniz. Bugün yine şahane bir programla karşınızdayız. Öyle bir program hazırladık ki efendim, bir tarafta iki tane şahane kadın, öbür tarafta genç, yakışıklı, şahane bir müzisyen, birikmiş konular, sırlar, espriler, şakalarla evinize keyif, zenginlik ve sohbet getiriyoruz. Konuşulan her şeyi biliyorsunuz aramızda kalacak ve lafı uzatmayayım çünkü konular çok birikti. Ali ile aramızda başlıyor. Evet efendim, hepiniz hoş geldiniz. Merhaba. Değerli konuklarım, ama Hatice Hanım'ı çok özledim. Evet. Bir dönem ailem olur kendisi. Evet, ondan ablası. Sonra da hiç değişmedi o. Abla demeye dilim varmadı. Ablama oynuyordu. Yıllar geçti, Hatice aynı kaldı, biz büyüdük. Şimdi bir proje gelse ben abisini oynayacağım. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Çok hoş özledim. Evet. Kendini özletme diyerek başlayacağım efendim. Evet. Yani... Şahane oyunlar, şahane filmler, diziler, şarkılar. Sizce şu an kariyerinizin hangi noktasındasınız? Hatice ile başlayalım ben efendim. Ben kariyer. Yani hayatınızın nasıl bir noktasındasınız? Hayatınızın neresindesiniz şu anda? Hayatımın hangi dönemdesiniz? Yani böyle çok kaç tane tıkır tıkır rahat giden bir dönem galiba. Yani öyle görünüyor. Hani hiç hani iş anlamında bir kaygımın olmadığı, herhangi bir kaygımın olmadığı. Sevdiğim işlerdeyim, sevdiğim arkadaşlarımdayım falan. Ne bileyim ama ben nasıl söyleyeyim, böyle şeyleri hiç seçiyordum galiba değil mi? Yani... Hiç seçme... Çok seçici olduğumu düşünmüyorum. Öyle mi? Evet, yani hep iyi işler sana geliyor. Yani genelde sağ olsun menajerim bu konuda çok atak. O bana söylüyor, Hatice'ciğim seni şöyle bir projede şey yapacağız işte, bir gel konuşalım ya da işte gönderiyor, okuyorum falan, o şekilde öyle yol alıyoruz. Heyecanlı mısın biraz? Biraz heyecanlıyım. Evet, niye öyle oldu? Ali senden kaynaklı olabilir. Şu ipekler giymişsin hazır, niye heyecanlanıyorsun? Ondandır. Sence sen hangi dönemindesin hayatını? Ben geçiş dönemindeyim. Nereye efendim geçiyorsun? Bir tık daha rahat olmaya doğru geçme ihtimalim var. Belki bir Hatice rahatlığı. Çünkü Hatice ben tanıdığım günden beri hep aslında rahat ve şeydi gerçekten. Bu dediğini hep diyebilirmiş gibi dönemindeydi. değil mi? Evet. 18 sene önce de sorsak. Şey evet, güzel falan. Yani ama zaten bir pozitif... ipekleri giymiş gelmiş böyle. Yani onun evet, rahatlığı da var. İşte bu... hırtlık ve negatiflik. Ya, biz beraber yiyin ve yiyen gibi. Hiçbir zaman mi? Öyle evet, değildi. Evet efendim. Ya şu kızdan hırt çıkar mı? Vallahi helal çok olsun. Çok yetenekli ve inanılmaz benim. Tülin dikkatimi çeken oyunculardan da biz tiyatroda, devlet tiyatrosu zamanı işte emekli olmadan önce birlikte bir projede yer aldık. AKM'mizin AKM olduğu zamandan bunu çekinmeden söylüyorum. Eski halini özlüyoruz. Yani... Çok yetenekliydi ya. Hemen anında hani böyle danslı manslı bir evet. işti o da. Anında kapar mı insan her şeyi? Kapıyor. Çok ooo evet. Çok yetenekliydi. Benim tarafımdan da bakıyoruz. Hatice evet. Böyle kuğular gibi her şey harika. Enfes bir kadın. Sen robot gibi. Böyle olabilecek miyiz acaba ya acaba bugün? Hem çok güzel hem çok harika. Ne yapsa böyle yumuşacık yapıyor. Kelebekler gibi sahnede bir kadın yani. Ve böyle hayran ekibi vardı. Biz böyle 20 kişi sahnenin yanından ona bakıyorduk. Ya. Ne ya? Hayır. Yani evet. Böyle gitmesin program. Şimdi ben utanır çıkarım birazdan. Daha bakarlar. Dur bunlar iyi. Daha, iyi, evet. İyi dakikaların seni bunlar. Seni öğrenmeye geldik. Yani ceketi çıkarırım. Lütfen. Ceketle kalırız inşallah. Aa. Evet efendim, programımız hızla devam ediyor. şimdi tabii Show TV ailesindeyiz. Sonuçta hep beraber, evet. Kardeş kanal. Evet. Yosun'un macerası var. Yosun'la bir yolculuğa çıktın. Evet, Kara başladık. Dizisinde. Evet. Tekrar biz ilk defa karşılaştığımız için hayırlı olsun diyeceğim. Teşekkür nasıl ederim. Bir yolculuk bu? Birbirinizi nasıl buldunuz? Rolü seçerken ne yaptın? Proje nasıl gidiyor? Bize yani, biraz Kara'yı anlat. Anlatayım. Çok güzel bir dizi. Güzel başladı. Şöyle yapalım mı? Belki anlatayım daha önce ben. Takip etmeyenler falan olur. Bir VTR var senin. Yosun'u biraz izleyelim. Üzerine konuşalım. Mükemmel. Sen de ne diyeceğini düşünürsün. Daha iyi olur. Söyleyeyim bakayım ben de öğreneyim kimmişim. Yosun Altan. İnanmıyorum çantada taşımak. Size çok hayranım. Bütün kitaplarınızı okudum. Serman Sultan. Tamam sus. Tamam. Tamam konuşma. Of. Tamam kapa çeneni.
Tamam, defol git. Defol, aile işlerinize karıştırmayın beni. Şimdi ben bu parayla ne yapsam diyorsun? Güzel bir elbisemi getirsem. Mahalleliğe dağıtıp onlara mı sevinirsin? Yazamıyorum. Ne yapsam olmuyor. Bugün olmazsa yarın olacak. Bak bütün kitapların yok sattı. Kimsesizlerin gecesi kaç baskı yaptı hala satıyoruz. Sen benim en iyi yazarımsın. Abartma Ece. Abartmıyorum. İsim? Yaşadıklarınızı mı yazıyorsunuz? Anlamadım. Kitaplarınızda çok yakın hissettiren bir şey var yani. Özellikle bu kitabınızda. Ne verecek misin? Görelim bakalım. Hangimizin zaafı daha büyükmüş? Teşekkür ederim. Şahane bir karakter. Tatlı, evet. Değil mi? Yani doğurgan belli evet. Ki oynaması keyifli ama ilk sahnede böyle gözlük var gözünde. Çıkarttın tokat gibi geldi o göz rengi. Vallahi nazar boncuğu olarak duruyorlar orada herhalde. Teşekkür ederim. Nasıl kavuştunuz Yosun'la? Nasıl çıktı bu yolculuk ortaya? Yani aslında ilk belli olan oyunculardan bir tanesiyim. Çünkü karakteri anlattıklarında gerçekten heyecanlandım. Biraz arıza, biraz... Geçmişinden kaçmaya çalışan biri, geçmişinden kaçmaya çalışırken tökezleyen bir karakter, başarılı bir yazar ama geçmişindeki o şeyi kurtulmaya çalıştığı hikayesi ve kökleri de bırakmıyor. Biraz o anlamda zor bir karakter bence. Ama dizideki bütün karakterler böyle alt metni sağlam, evet. Oynaması keyifli, oyuncuyu da zorlayan karakterler. Çok, evet. Güzel bir şey kurmuşlar gerçekten. Sıkı bir hikaye kurmuşlar evet. Karakterleri anlamında. Evet. Peki. İyi akşamlar çok diliyorum o zaman. İyi geceler. Sağ olun. Peki. Bu şahane adamı tanıyor musunuz? Tanımak istiyoruz. Evet. Akif hoş geldi. Hoş bulduk. Merhaba. Buraya gelirken şöyle bir şey oldu. Eşimden şöyle bir tepki aldım. O kadar mutlu oldum ki. Yani iyi ki yapıyoruz bu programı dedim. Seni dinliyor. Ama senin sen olduğunu bilmiyor. Yani çok ilgilenenler, o gençler, hani o hayran kitlesi var ya... Onlar tabii ki takip edip buluyordur ama sadece böyle müziğini dinleyip keyif alanlar çok da araştırmıyor olabilir yani onların önüne sunmazsak. Bana dedi ki o kadar güzel bir şey yapıyorsunuz ki duyduğum sesle, duyduğum müzikle görüntüyü birleştiriyorsunuz konuklarınızla dedi. Senin gibi senden iyi olmasın yetenekli burada sanatçı arkadaşlarımızı da ağırladık. Şey oldu, çok keyif aldım bunu duyunca. Nasıl başladı bütün bu hikaye? Bu projeler evet. Nasıl gelişti? Grup nasıl kuruldu? Öncelikle bu söylediğiniz şeyden yola çıkarak aslında bir şey söylemek istiyorum. Şimdi aslında müziğin yeri eskisi kadar ön planda değil. Şu an televizyon programları, oyuncular daha ön planda. Müzik aslında yani müzisyenler televizyon ünlüsü olmuyor artık. Mesela biz en çok dinlenen sanatçıların arasındayız ama yüzümüz yok dediğiniz gibi. Çoğu yerde görünmüyoruz falan. Aslında o kadar gerek de yok artık. Yok, ben bunlar rahatsız olduğum için değil. Hani buna evrildi artık. Biraz daha böyle dijitalleşmeyle birlikte de böyle oldu. İşte müzik bağımsızlaştı falan. Peki daha güzel değil mi yani? Yaptığın işle ön plan. Yani ben yaptığım işte belli bir başarı yakaladığım için benim için güzel ama hani... Mağdur olan tarafta da olabilirdim. Allah korusun. Yok ya, işine güveniyorsun, çıkartıyorsun ve milyonlar dinliyor. O harika bir şey. Yani. Peki bu yani yine de sen grubun vitrinde olan tarafısın. Evet, bunun isteyeyim. Zorlukları oluyor mu? İşte dediğimiz gibi çok yüzümüzle bir televizyon ünlülüğü bir şey olmadığı için. Daha o kadar böyle bir zorluğunu yaşamadık. Böyle bir Tarkan gibi falan bir şey olmadığımız için. Çok zorluk yaşamıyorum. Ara sıra işte fotoğraf çektiriyoruz falan. İşte konserlerde fotoğraf çektiriyoruz. İnşallah bu programdan sonra sen de bizim yaşadıklarımızı... Yok öyle bir ben şikayetçi değilim. Ya yani güzel gidiyor her zaman takdir görmesi, alkışlanması evet. Güzel olduğunu düşünüyorum. Peki nasıl bir araya geldiniz?
Biz üniversitede bir araya geldik. İşte bir arkadaşımız vasıtasıyla bir gitarcımız da aşçılık okuyordu. Evet. Onunla buluştuk. Hatta o şimdi gitarı getiriyordur buraya. Ya. Sonra... Yolda mı şu an? Gelmiş olmalı. Ha, inşallah. Çok da gülme. Gamze rekabeti oluştu. Gamzesini doldurun. İlk defa birini kıskandım. Siz ikiler de çok güzel. Çok güzel. Teşekkür ederim. Annemin en sevdiği şeydir. Kimi? Dokuz kardeşiz. Annem evet. Yani derdik biriniz Gamze'li olmadı. Çünkü Gamze'yi çok seviyordu. Bir tanemizde bile yok Gamze. Ya, Gamze'yi bulana kadar yaptı baktı. Gamze'yi bulana kadar dokuz ama olmamışım. Gamze'li çocuğu. Gamze'yi bulana kadar dokuz doğurdu diyebiliriz yani. Bak kelime şakalarını evet, görüyor musun? Evet ama bir gece değil. Evet sonra. Üniversite yıllarında başladı. Sonra. Yani iki sene önce falan. Hayır. Çok gençsin ya. Ben... 28 olacağım daha olmadı. Gamzesini kıskandı, yaşını varmış. Kıskanıyor. Daha bakalım neler olur. Evet. Dikkat et kendine. Tülin Özen'in üstüme oynadığı programımız devam ediyor efendim. Evet sen bakma ona, devam et. 2018'de bir albüm yayınladık. İlk Yaz Yağmuru diye. Öyle başlamış olduk. Sonradan birkaç kişi daha katıldı aramıza. Şu an 5 kişiyiz. Öyle devam etti. İşte pandemiden sonra daha çok bizim şarkılarımız ilgi görmeye başladı. Pandemi zamanında biz alt üst olmuşumu yaptık. O bayağı izlendi. Hala da dinleniyor. Hatta bugün Tapelli'deydi. Hala gündemde olan şarkılarımızdan. Ben hepsini, karım hepsini dinletti bana. Öyle. Konuk alıyorsun madem içine işlesin diye. O yüzden Tapelli'de olabilir yani. Defalarca ya işte Tilde Hanım'la da konuştuk. Geldiğinizde işte dinlediniz mi falan dedim. Yok dinlemedim dedi ama işte bize şey oluyor, dinlemedim ama bakıyor böyle, aa dinlemişim, tabii. Biliyormuşum falan. Bir yerde kulağınıza çalınıyor illaki, popüler bir müzik yapıyoruz. Kendimiz o kadar popüler olmasak da. Yok, ben hiç ön planda. Şu anda da bir gündemde olan şarkımız var. İnşallah bugün de bazı şarkılar çalacağız. Evet. Harika. Bakalım Tülin oradan hatırlayacak mı? Evet. Evet çalınca belki hatırlarsınız. Onun BTR'si yok mu? Neyin biz BTR'si? De hatırlı, şey yapsak. Şarkıların. Yok şu adam canlı kanlı burada. Canlı kanlı mı söyleyeceksiniz burada? Kadına yosunu mu oynatacaktım? Yosun. Allah Allah. Hayır zaten tam tersi yani burada yok mu diyorum konserden bir parça. Ne istiyorsun Hatice? Ne istiyorsun? Yani konserden. Akışına müdahale etmeye başladı. Ya rahat değilim. Herhangi bir şarkısını dinleyip hani şey yapsak hani bizim de kulağımıza da olsa. Söyleyecek aa buymuş diye. Şekerim ha, söyleyecek tamam. Şimdi. Sen bak rahat. Biz oynamıyoruz ama Tülin'le oynatıyoruz. Neyi anlamadım? Biz küçük bir sen dedin ya kadına şimdi yosunu mu oynatıyoruz dedin ya. Hayır oynatayım mı ya onun VTR'si hayır, var tabii. Bizim Hatice'yle oynayasımız var. Oynayasımız. Buyurun. Aha hayırdır ya. Bize de bir rating bir hoşluk olur ne fena mı olur? Peki şimdi madem bu kardeş aileden bahsediyoruz şov ailesinden. Senin de dizin başlıyor. Evet. Ondan da bahsedelim. Evet Bahar. Vallahi çok güzel bir iş. Yani peki. Çok severek ve keyifle girdim. Yani heyecanla. Nasıl bir iş daha tanıtma şöyle söyleyeyim. Bu, yani silah yok, mafya mu? Yok. En ha. Sevdiğim şeyler. Şey de güzel. Yani konu olarak da güzel. İşte Bahar diye bir karakterimiz var. Demet Evgar oynuyor. Aslında doktor. Fakat kadını bir şekilde baskılamışlar. Aile. Ben de kayınvalide olarak. Nevra Hanım olarak. Ve... Baskılayan onunla beraber yani? Evet işte sen ne gereği var zaten ihtiyacın yok durumu vardır ya işte zaten zengin bir aileyiz falan filan durumu. Zaten çocukları büyütüyor sonrasında kayınpederin rahatsızlığından dolayı bir de ona bakıyor falan derken doktorluk arka planda kalıyor tabii meslek. Ne zaman ki karaciğer yetmezliği ile ilgili bir durumu ortaya çıkıyor tabii ki organ nakli gibi bir şey gerekiyor. Orada bütün ailenin yüzü ortaya çıkıyor. Yani evet, bütün sırlarını verdin onun dizinin. Üzerine. Ama söylenen, okunan şeyler ha, zaten yazılıyor. Ya. Yazılıyor yani yazılan şeylerden yola çıkarak söylüyorum. Çünkü asıl ondan sonra başlayacak bütün yani hikaye. Yani Show TV'ye Bahar gelecek öyle mi? Sizinle evet. Sizinle beraber. Evet inşallah. Bayağı, başladı evet, mı Bahar, çekimler? Başladık. Yarın da afiş çekimimiz var. Hadi hayırlısı. Evet güzel yani. Bütün güzel oyuncu gidiyor. Arkadaşlarıma, çok bütün kadroya sevgiler, yani saygılar efendim. Demet'le çok çalışmak istiyorduk. Bir Demet'ten başka Demet'e geçmiş gibi oldum. Başka bir dizide de Demet'ti. Demet'leri seviyorum. İyi ne güzel. Demet, sen Demet herkesi gelsin. Seviyorsun. Öyle ayırt etmezsin sen. Sevmek için bir sebep var mı? Yok.
Yok. Yok bence. Bu yani, konuya geleceğim. Çok, bu sevmeyle ilgili sevmemek konuya, çok tuhaf geliyor bana. Sevmeyle ilgili konuya geleceğim. Evet. Biliyor musunuz ki Tülin Hanım röportaj yapmayı hiç sevmiyormuş. Neden yo, sevmiyorsun? Ne, öyle bir şey olsa burada ne işim var? Çok seviyorum. Ya. Wink wink wink. Bu soruyu bana kendimi sorun demişsiniz. Kendimi anlatmakla ilgili evet, öyle mi demişim? Burada mı yazacak? Al burada yazıyor ya. Bu da yalan mı söyleyecek? Yok canım bak, yani o kadar ne anlatacağımı bilemiyorum bazen de. Onun için kemküm yapıyorum gibi hissediyorum. Sen hiç kemküm olur mu ya? Niye sevmiyorsun hakikaten? Yani kendini anlatmayı mı sevmiyorsun? Şeyi İşin anlamıyorum. Dışında ekranın önüne çıkmayı mı sevmiyorsun? Onunla ilgili evet kendimi çok böyle heyecan verici bir tip olarak görmüyorum. Ne anlatacağım işte? Yosun gibi bir karakter varken benim hayatım çok cılız kalıyor tabii ki onun yanında gibi. Değil aslında. Kadının başına neler gelmiş. Ama merak ediyorlardır ya. Olur mu öyle şey? Sen evet. Senin hayatını bildiğin evet. için heyecanlı normal gelmiyor. Hmm. Yok ya ben biraz sıkıcı bir tipim. Sıkıcıyım nasıl ben. Değil, hiç sıkıcıyım değil. Ya. Kısa bak kalkıyorum işe gidiyorum eve dönüyorum. Yani işte o da geneli. Şimdi Tülin Hanımcığım geleceğiz sizin sıkıcı olmadığınız hayata. Acaba evet. Böyle tanınmaya başlayınca mı böyle olduğunu düşünüyorsunuz? Hayır hep. Çünkü, hep. Allah Allah. Çünkü Allah bu Allah. İşin otostopu var. Sokaklarda geçen uzun zamanlar var. Bir gençlik müzik geçmişi var. Aha. Buraya niye bakıyorsun? Burada kağıtta yazı yazıyor. Ne yazı? Onu verir misin bana? Allah Allah ya var. Güzel çayını iç. Çaktırmadan alıp yırtıyormuş. Şimdi tabii ki Hatice'yi de burada görünce en son Babalar Duyar'dan ya, bahsetmeden olmaz. Mümkün değil olmaz. Onlarca geçti. Bölümde beraber oynadık. Var mı aklında kalan bir şeyler? Yani ya en son Babalar Duyar'la ilgili söylemek istedim. En çok Levent ve sizin bir türlü sahneye giremeyişiniz var. ona burada bir türlü. Gülmekten mi? 26 gülmekten, tekrar. Evet. Gülmekten. Burada seyrettik yani. Tekrarları da. Bayağı evet. Yani. O çok bir de Levent'le bir anımız vardır. Artık anlatabilirim tabii ki. Levent'in bir dönem elleri çok titriyordu. Hmm. Ve işte Necla dedim pardon Ferhunda Hanım'lara gitti aklım. Hülya karakteri işte çay getiriyor. Sibel diyor ki canım Sibel ona da buradan selam olsun. Sen ben uzatacağım alacak. Hatice dedi sen bana ver. Tamam dedim ben ona vereceğim bardak uzatacağım. Sibel diyor ki herkes kendi alsın diyor bardağı sen verme Hatice diyor. Ya. Tamam diyorum gidiyorum tekrar aynı sahne bir daha çekiliyor. Ben güya aptalım anlamaza yatıp ondan sonra bir daha uzatıyorum eline veriyorum. Hatice'cim kendi alacak sen vermeyeceksin ay pardon ya falan bir daha yap. En son dedik tamam böyle kalsın. O şekilde atlattığımız bir şey vardır bir sahne vardır öyle, yani. Kendimi feda ederim kendimi arkadaşım feda ederim için. Arkadaşlarım için. Peki ben nasıl bir kardeştim boşver. Çok. Benden ya, memnun çok, muydun yani? Ay bizim bir yani Elif, sen, ben, Burçak yani her arada biz yani hiç setten set gitmiyorduk da, ki. Devam. Ne şekerdim, ne evet. Tatlıydım. Evet, gerçekten bir VTR'miz öyleydi. Var en son gerçekten Babalar Duyar'la ilgili bir görelim efendim. Ya. Ne oldu? Kadir'den bir haber yok mu? Yok baba, ulaşamıyorum. Galiba ev arıyor. Bu saatte ev mi aranır kızım? Başka yerdedir o. Bilmiyorum anne. Senin neyin var beyefendi? Sen niye yemiyorsun yemeğini? Yok bir şey baba, sadece aç değil. Kızım ya geç kalıyorsun hadi. Üfleme ya, ben aç olmak istemiyorum. Olacaksın küçük hanım. Dün beni kandırdın, bugün kandıramayacaksın. Ne oldu Ceren'cim? İğne vuracaklar dayı ya. Ay. Kızım aşı bu. Kızamık olma diye sağlığın için. Önceden aşı olanlar hastalanmazlar. Bak dayına aşı olmadı ne hale geldi. Dur yani abla bula bula bu örneği mi buldun? Ya Ceren ne yapıyorsun? Ben seni okula bıraktıktan sonra aşı olmadın mı? Üf anne ya ben kızamık olmam ki. Ay inanmıyorum ya yine kaçmış. Kızım niye kaçıyorsun aşıdan ha? Bak Mustafa dayın da kaçardı ama sonra ne oldu? Su çiçeği oldu, kızamık oldu, kaba kulak oldu. Ne varsa hepsini oldu. Bilseydim bütün aşıları vurdururdum ben ona. Dayak aşısı dahil. Ya ne günlerdi. Ay çok güzeldi. Hepsine selam olsun. Evet. Hepsini yad edelim çok buradan. Çok güzeldi. İlk yani. Kamera deneyimim. Evet. Sen bana söylediğinde çok şaşırmıştım onu. Evet. Tülin de karşılıklı oynadığım insan sen ya yoktu. Efendim? İlk karşılıklı oynadığım insan sensin kamerada. Evet. Evet. Yani zirvede başladın. Evet aynen öyle. Kariyerine sonra toparlayamadım şey. Kendimi. Oradan da evet çok zor olur zor yani oldu, o kadar evet. Yüksekte başlamak. Ve muhtemelen Hatice önerdi beni diziye. Ya yani, o zaman işte oyunlarımız, evet. Oyunlarımız vardı. Tamam.
Evet, evet. Sanatçı bir kere bile teşekkür severim ederim o tip şey. Hadi ya şimdi yani işte ya. Hayat böyle. İyilik yap Deniz Ağat gerçekten. Max asıl biliyorsun bize benim spor salonundan gelmedir. Max. Max hatırlamıyor musun? Rafi. Ya hatırlamıyorsun Max'ı gerçekten. Evet, tamam. Kim diyor ya? Tamam, kaç tane Max oraya var? Oraya onu nasıl bağlayabilirsin? Ben yani hayır. Enteresan bir iş şey buldum diyor. Diyor değil mi? Evet. Arkanızdan konuşur, konuşuyorum, anlatır. Konuşuyorum, Hatice evet. Böyle bir efendim çok Hatice Aslan'ın şey paylaşmak külün ya, o özenle söyleyeyim. İlgili bilinmeyenleri ve Akif kardeşimle gamzelerimizi yarıştırdığımız programımız reklamlardan sonra devam edecek. Ama hiçbir şey konuşmadık. İzlemeye daha devam edelim. Başımıza geleni. Ya. Evet, tekrar merhabalar efendim. Şimdi artık senden bir şarkı isteyelim. Yeterince sohbet oldu. Evet. İşte o görüntüyle sesi buluşturalım efendim. Hangisini düşünüyorsun? Ya işte. Dünyanın en güzel kızını isteyeyim ben. Hı? Kızlarım evet, olur için. Olur da hiç yani işte ne desem bilemedim. Kızlarım aslında için çalsam daha iyi olacaktı evet, ya. Evet, gitarı gelmeyince tabii yani, böyle. Hayırlısı olsun. Trafiğe kalmış gitar. Hayırlısı olsun. Gitar trafikte. Bunu böyle deneyelim bakalım sonra zaman bize neler gösterecek. En azından şey olsa, çalsa üstüne nasıl söylerim hiç bilmiyorum. Hiç yapmadım şimdiye kadar. Evet. Neyi yapmadın? Playback hiç yapmadım. Ya. Konserlerde i̇şte, hep canlı bir söylüyorum. İlk efendim, bir ilk efendim sahnemizde bir ilk yaşanacak. Akif bunu da becerecek. Biz inanıyoruz Akif'e. Akif'e. Gerçek müzisyen. Ben mi yapsam acaba? Ne yapacak? Ben yapsam mesela. Neyi? Zaten Akif söylüyor. Akif bizi dudaklarımızı kımıldatırsak arada kaynar. Evet. Evet. Şarkı sözlerini koyun buraya. Başlıyoruz. Yani, buyurun. Tabii ki. Yapacak bir şey yok. Dünyanın en güzel kızı, hem kalpsiz hem kalp hırsızı, göremezsem o güzel yüzünü öleceğim. Gerçeklere bu kadar çok tıkılırsan, bu hayatın tadını çıkaramazsın. Ben hayallerimle mutlu mesut yaşarken, sen kaybettiklerinden kurtulamazsın. Ya da geri dönme, düşünme aşkından ölürken, bile bile kan. Bu kadar kötüyken evinin içinde kedinle yapayalnız uyurken bir odada senle ben neler neler aşkımdan ölürsem. Dünyanın en güzel kızı, hem kalpsiz hem kalp hırsızı, göremezsem o güzel yüzünü öleceğim. Eteğinde kırmızı çiçekler, göğsünde açan kelebekler, sen beni öptüğünde hayata döneceğim. Gerçekten bir an bile playback olduğunu hissettirmedin Akif bize. Gayet güzel şey ya. Başlamadan bitti. Akif'e ya, tatlısın ya. Şahane ya, şarkı. Gerçekten. Efendim? Evet. Harika harika bir adam. Şahane bir şarkı. Evet. Ben ya şunu merak ediyorum. Bir şey var değil mi? Öğretmenlik. Evet, Türkçe öğretmeniyim. Türkçe öğretmenisi. Peki bu sözleri yazarken, bu şarkıları oluştururken bir faydasını gördün mü? Öğretmenliğin. Ya edebiyat dönemini sadece biraz katabiliriz, o kadar. Biz daha çok gramer gördüğümüz için. Hayır yani bir kelime bulmak, bir o kelime zenginliği, o cümleleri oluşturmak yani. O bence kitap okumaktan kaynaklanıyor daha çok. Çok kitap okuduğunu da biliyorum. Evet okumaya yani özellikle not alınmış buraya çok kitap okur diye, demek ki okuyorsun.
Yani okumaya çalışıyorum. Yani bizden severim. Çok en azından. Tamam ya. Bana tutacak bir daha. Şimdi yani. Şey yapmak istemiyorum. Övmek falan da istemiyorum. Yok, ben övüyorum ya. Açık açık övüyorum. Peki vallahi şahane. Çünkü öyle sözler de şey değil. Öyle çok bir tatlı. Kenardan, kalçadan değil, çıkma güzel, değil yani. Kalça. Söyleyeyim mi kelimeyi burada kapanan? Yani çok uydurmasyon değil yani. Hepsinin bir anlamı var böyle. Hazırlanıp ipe dizilmiş gibi. İki tane hayalin varmış. Aa, evet. Tülin uğraşma benimle. Burada sohbet programı yapmaya çalışıyorum. Hayallerimi gerçekten gerçekleştirirsem herhalde yani çok güzel olur ama. 60 yaşında şarkı söylemek istiyormuşsun. O, İnşallah oluyor. 20 sene sonra evet, becereceksin bunu. Şahane bir müzik. Teşekkür ederim. Asıl hayalim biraz şeyle belediye başkanlarının da ya da bir devlet adamının olması. Dur, ona gelmeden önce şu ilk hayali bir konuşalım. İlk hayalim. Tuğrul Tülek'le bir çalışmanın içindesin şu an. O şey, Tuğrul Tülek konuk olarak alıyor işte, Demet'i almıştı. Demet Evgar'dı birinci konu. Şimdi ben öyle basit anlatma. Bizi almıyor yani. Zorlu'da Tuşe'de diyebiliyor muyuz, öyle şeyler diyemiyoruz değil mi? Onu yasak, onları İyi söyleyemiyoruz. Ya ben bu kadar profesyonellik görmedim ya. 27 Ocak'ta. 27 Ocak'ta. Zorlu evet. Tuşe diyemiyorsun, yok. Tuğrul Tülek dedi mi soyadı ya? Ben Tuşe mi dedim çocuğun soyadını? Evet evet. Ay pardon, karıştırdım çocuğun soyadını. Israr da ediyorsun harika. Gerçekten. Neyse. 8'in Tuşesi oldu. Orada şahane şarkılarımız olacak. Böyle evet. Biraz kabare tarzı, işte yemekli bilmem ne, hani güzel sohbetli. Bir de bir koroya dahil olmuşsun. Magma takip Performans Korosu seni. En sevdiğim grup. Yani bayılıyorum, heyecanla gidiyorum her pazar. Sultanahmet'e, orada çünkü okulumuz bir vakıf Akif binası. Sesi de iyidir ha. İnanılmaz yani, güzel. Tatlı yani. Evet, şarkıcı sesi değil de normal işte tiyatrocu sesi ne kadarsa o kadar diyelim. Yok, biraz daha oyuncu fazla. Oyuncu sesi. Biraz daha var. İşlemeden olmuyor onlar. İşte o yüzden de zaten biraz Magma Performans'ta işte o birlikte şarkı söylemenin farklı seslerle işte altoyla, işte baritonla, yanında sopranoyla falan başka türlü bir eğitim. Çünkü dörtte başlıyor dersimiz. Hareketle başlıyor. Ses temrinleriyle devam ediyor. Tam okul zamanımız evet. Gibi. Sonrasında parçalar çalışılıyor. İşte yanlışlar tekrarlanıyor. Sağ olsun Ayberk Konca ya çok bir genç bir şefimiz var. O da Bahçeşehir Müzik Bölümü öğrencisi. Çok küçük araya gireceğim. Masis Aram Gözbek sanat yönetmenimiz, söyleyeyim saygısız olmasın. Selamlar olsun. Selam olsun. Seviyoruz İyi ki varlar. Böyle bir kariyer, böyle bir oyunculuk kariyeri artık mesleğinde geldiği nokta. Ama durmuyor, bitmiyor. Çalışması, öğrenmesi, uğraşması bitmiyor hanımefendine. Evet. Yani bir de buradan bir gelir de yok. Yani yok, sana orada kazandığın vakıfa yani öğrencilere katkımız oluyor tam tersine. Orada yani ders almaya gelen öğrenciler vakıfa para bağışlıyorlar. Böylelikle ihtiyacı olan arkadaşlara, öğrencilere de gitmiş oluyor. Güzel bir şey. O da insanı mutlu ediyor. Yani bir şey yapmak yani güzel. Ne söylüyorsunuz? Çok iyi. Şu anda 70'ler var parça olarak. İşte Dream On var. İşte Living On A Prayer var. Aha. Yesterday var. Çok güzel yani. Birlikte söylemek güzel parçaları. Ben bir de kulağımda hep soprano olan kısmı kulağımda. Şimdi altı olunca tabii farklı bir tondan giriyorsun. Müzisyenin yanında da böyle şeyleri konuşmak biraz tuhaf oluyor ama. Yok. Şey yani, ben okullu değilim. Evet. Öyle yani. O da benim gibi değil mi? Güzel bir şey yani. Bakalım bu yıl konserlerimiz olacak. Herkes müzikte iddialı şu anda. Tülin Hanım'ın da bir müzik geçmişi var. Korkunç bir müzik geçmişim var. Ha? Evet. Biraz korkunç bahseder misin? Bir dakika, bir müzik geçmişinden biraz bahseder misin? Bir yani etüdü okurken bir senin grupta... paçaların yukarı çıkıyor değil mi arada? Evet. Devamlı. Etüdü okurken. Derinin üstüne başka bir deri giymişsin, o yüzden oluyor bütün bunlar. Nasıl? Yaptım bazı hatalar. Hatalarımla buradayım. Ama evet. Sen misin Tülin'i bölen? Buyurun. Tabii. Neyse, içinde bir... Niye onu anlatıyorsun? Hepimize anlatsana ya. Tamam, benimle anlaşamıyorsun müzikle ama olsun. Ya. Ama kim yay yani, dağıt konuyu dağıt. Diyen biri var orada. Biz dinlemiyor muyuz? Tam olarak neyi merak Akif ediyorsunuz? Dinliyor. İçinde bir grupta bazı şeyler söyledim. Ne? Nasıl bazı şeyler? Ne gibi şeyler?
Daha böyle etnik müzik falan bir şeyler çaldım. Yan flüt çalıyordum o zamanlar. Perküsyon çalıyordum. Onları çaldım. Bunların hepsi bana görev olarak verildi. Bunların hiçbirini ben istemedim. Hiçbirini yapmak istemedim. En son işte vokal yapan arkadaşımız gidince kadın bir vokale ihtiyacımız var. Çık söyle dediler ve gerçekten eziyet gibi söyledim. Yarı travmatik bir şey. Bakalım. Bakalım. Bakalım derken şimdi bize bakalım ben de sizin Kore'ye geleceğim. Kore'ye pazarları pazarları ne yapacağım belli oldu. Keşke gelsin. Yudumda su aldım. Hadi bakalım. Bunun üzerine bir tane orada ilk söylediğin şarkı hangisiydi? Paçanı dur, ben şey yapayım. Paçasını düzelsin. Toparlarım ben. Hadi. Bak tutuyorum paçanı. Tamam. Sen başla söylemeye. Şimdi paçalarım da akıyor yeteneğim müzik çok gergin. Akif evet. Ali özellikle oturtmuş da olabilir oraya. Hatice Hanım. Gençsin, Gamzelisin. Beni dinler misiniz lütfen? Pardon, dinlerim her zaman, her zaman. Sivas'ta dünyaya geliyorsunuz. Evet, dünyaya orada gelmişim. Yani ne denir ona? Yanlış evet, Rahime Hanım sağ olsun. Evet. Rahime Hanım. Evet ya, Rahime. Zaten 9 canım çocuk. Ya, evet, ismiyle var olmuş. Muhteşem bir kadın demeyeyim ya. Dedim. Gerçekten ya. Ama başka türlü bir ama anne babanızın ismi de değişik konuyla ilgili. Halife. Ya, kutsal bir aile yani. Gerçekten. Evet. 3 katlı ranza var. Gülüşün varmış. Çok komik. Evet. Bizim bir demirci usta bir babamın bir tanıdığı vardı. O bize hediye olarak yapmış. Bize de sürpriz olmuştu. 3 katlı bayağı perdeli merdeli. Ben o perdeleri tabii şey olarak kullanıyordum. Ya çok güzel bir fotoğraf değil mi? Çok sevdiğim bir fotoğraf. Oradan hepsi bakacaktım. Hepsi var mı bilmiyorum ki. Hepimiz varız. 9'a kadar sayamıyorum. Orada daha Mehtap yok. Mehtap'a hamile annem. Ablamın kızı var. Ablam evli. Önünde Sevgi var. Hmm. Hepimiz varız diğer. Herkes adını var. Sen de tam hatırlamıyorsun. Orada tabii vefat edenler de var bu arada. Ha. Yok. Adını hatırlıyorum. Yok şaka yaptım ya olur mu öyle şey? Yani şahane bir kardeş şeyimiz var. Sen hangisisin? Bağımız var. Sence hangisiyim? Ortadaki yani tam ortadaki. Yani işte bakmayan, başka yerlere bakan. Kız olanlardan biri. Ha? Kız olanlardan biri. Belli yani işte ortada mavi bir kazaklı. Hangisinin kirpiği uzunsa odur. Kirpik ve gözler baksana. Nereye baktı belli değil. Enteresan bir şeydim. Dışarıdaydım sürekli sokakta oynayan bir kız zaten ağaçlarda. Sürekli ağaçlar. Gülseren annemin kucağında kıvırcık. Hmm. Canım benim. İşte Cemo, Fiko, Hüso, abim, babam, ablam. Şu 3 katlı Elif, triplex Sabah. Ranzayı anlatıyordun. Triplex gerçekten rüya gibiydi ya. Çünkü başka türlü sığmamız mümkün değildi eve zaten. Yani 3 artı 1 bir evde ama yine de. Yani pembe oda, sarı oda gibi böyle tatlı şeyler var. İsimleri vardı. Bir de vardı. Perdeler önemliymiş değil mi? Perdeler, perde sahneye var. Giriş çıkış. Tabii canım o şey ranzanın perdesi vardı. Benim hayır. Çok hoşuma. Yatakları düzelttikten sonra perdeyi kapatıyordum falan. Ben çünkü evin büyüğüydüm. Çünkü iki ablam da çabuk evlenip gittiler. O yüzden tabii evin büyüğü olarak bir de sabahçıydım. Eve geliyordum öğleci olarak. Abimler gidiyordu bu sefer okula. Bir geliyordum tabii. Annem o sıra işte bir ara hastanede yattı. Bayağı evin bütün işlerine ben bakıyordum. Gayet de hoşuma gidiyordu. Hiç yük gibi gelmiyordu tabii. Sorumluluk. O zamandan varmış. Öyle yumuşak anlatıyor ki sanki çok önemli dertler değilmiş gibi yani. Hiç dert ben değildi. Ben bakıyordum eve. Hiç... Evet evet dert değildi sesin, gerçekten. Sesin bak çok güzelmiş. O zaman da sesinle bir yerlere geleceğini düşünüyorlarmış. Evet evet doğru. Babam konservatuvar diye bir... kulağıma ha. Soktu. İşte kızımın da sesi çok güzel onu konservatuvara göndereceğim diyor. Benim kafamda bir konservatuvar var. Kaldı. Ama ne oldu? Tam müzik bölümü olarak var tabii. Sonra Ankara'ya geldim. Ablam Ankara'daydı o zaman. Eniştemin kardeş dedi ki gel seni konservatuvarda sınavlara götürelim hani başvuralım. Gittik tabii bütün sınavlar bitmiş. Eylül ayındaydık. Dediler ki yalnız kontenjan boşluğu sebebiyle tiyatro bölümüne dedi tekrar sınav açıldı. Meğerse birinin torpili varmış. Şimdi açık açık söyleyebiliriz böyle şeyler herhalde. Tabii tabii kimi? Lütfen. Kimse onu söyleyemem. Hani açık açık söylüyorduk. Onu söyle. O kadar değil. Onun üzerine yani tekrar tanıdığımız sınav açıldı. Birinin torpili mi? Değil. Torpil olunca sanatçının torpili olursa zaten orada tanım. Ha bir yerde sanatçının torpili olmaz zaten. Of çok evet. Güzel bir laf. Evet söyledin. Olmaz çünkü yani olamaz zaten. Neyse işte sonuçta o şekilde yani ben tiyatro bölümüne girdim ama tabii o torpil sana yaradı yani. Bana yaradı. Bir sürü arkadaşıma yaradı sen yani. Sen torpille mi girdin?
beni zannettiler çünkü ben birinci sınıfta sınıf atlama teklifi aldım Cüneyt Gökçer'den. Çünkü deli gibi çalışıyordum. Daha yatılıyım, ailem hala Hatice Sivas'ta. Hatice yukarıdan torpilli ya. Cüneyt Hoca'nın. Yukarıdan yok. Dedi, evet orayla aram iyidir. Babasının yukarı, adı halife olduğu için. En son, yok, en artık. Allah'tan torpil. Yani Allah'tan yetenekle torpilli. Doğmuş. Vallahi torpilliyim ya Allah'tan. Onunla aramız iyidir gerçekten. Severiz yani. Peki, şimdi Tülin'e geldiğimizde ise aha. Artvin, İskenderun ve İzmir böyle bir şey var. Evet, ailem Artvinli, annem babam. Ben İskenderun'da doğmuşum, onlar Demirçelik'te, işte annem Demirçelik'te çalışırken. Oradan da İzmir'e gittim. Nereli hissediyorsun kendini? Artvin. Değil mi? Evet. Yani o var o. Yazlar, tipim ve inatçılığım ve gözler. Evet, Artvinliyim. Var ama. Ya şahanesin. O şeyin var o böyle. Güç. Çok güçlü kadınlar. Mutlusun bu durumdan. Yapacak bir şey yok. Sevdim de bu hali. 40 küsur. Peki yıldır. Çocuklukta var mıydı oyunculuğa dair yok, emareler? Hiç. Hayır hiç. Hiçbir şekilde hiç. Benim evet. Mühendis yani, olacağım demişsin. Yani bütün aile mühendis. Mühendis. Ben de dolayısıyla öyle gideceğim diye düşünüyordum. İTÜ'yü bırakıp da oyuncu olacağım dediğimde annem falan çok şaşırdı. Aa, sen hiçbir şey yapma. Yani sen... Ya misafire merhaba demekten aciz birisin. Nasıl çıkıp da sahneye çıkacağım falan. Ailede güzel. Nasıl destek anne olmuş de ya. Annede motivasyon. Ne yaparsan iyi yaparsın yavrum demek gibi. O da ayrı bir güç katmıştır. İnat. İnatları ile çalıştılar. Tabii tabii. Belki de bilerek. Ters motivasyon. Evet, tabii. Öyle de zeki bir ailem var. Selam olsun hepsine buradan. Olsun o evet. Bilmiyorum. Söylerim belki gerekirse bakacağım. Ya, peki o iyi. Geçiş neyle oldu? O ışık nerede yandı yani? Ya ortaokulda yaptım aslında. Ha, ya okul, evet, okul tiyatroları. Sonra bıraktım. Sonra benim bütün arkadaşlarım zaten müzikle falan ilgileniyordu. İşte İTÜ'ye girdiğimde de tiyatro kulüplerine girmiştim ben. Ailemin çok haberi yoktu o dönem. Sonra fen derslerinde dağılmaya başladım biraz. Yani üniversite seviyesinde artık anlamamaya başladım. Öyle olunca oradan uzaklaştım. Ötekine yakınlaştım gibi bir şey oldu. Hı-hı. Beceremedim. Neyi ayol? Yani mühendislik, katlı integral becerememiş. Becerememiş halinse iyi ki becerememişsin. Evet. Sende de bir üçgen var. Uşak, İzmir, İstanbul. Evet. Uşak'ta film çektim mi? Öyle mi? Evet. Hangini? Teledü çizgisi. Geçen sene bir ay Uşak'taydım. Sen burada şarkılar onun söylerdin. Şarkılarını bilmiyor, onun filmlerini bilmiyor. Müthiş bir tane dizi biliyorum. Baya Nuh'un gemisi gibiyiz burada. Sen bir şey olur. Allah'tan biz en son babalar biz duyar yapmışız ya. Siz birbirinizi tanıyorsunuz. Aa biz niye Tülin'de bizim de var işte geçmişimizde. Bizim de var öyle bakarsın. Bizim de var ama. Var Akif yani. Akif sen dışarıda. Akif'in yaşı Akif jenerasyondan ben çok küçüğüm yani. Akif'in yaşı tutmuyor. Yoksa yaşlı direkt çekilemezsin ya. Hayır yaşlı değilsiniz. Ben küçüğüm. Ben küçüğüm. Siz yaşlı değilsiniz. Ben küçüğüm. Çocuk ne yapsın ya? Yani zorlar çok. Şimdi senin nasıl oldu abi bu işe? Ben Uşak'ta doğru. Yani merak etmen bu işi. Müzikle ilgili soruyorsunuz. Lisede okurken işte çok ben yatılı okudum liseyi. Öğretmen lisesinde okudum. Çok boş zamanımız vardı. İşte o aralar bizim müzik öğretmenimiz kurs açıyordu böyle. İşte enstrüman kursları. Ben de gitar öğrenmek istedim. Tamamen boşluktan yani bir enstrümanım olsun istedim sadece. Öyle büyük hayallerim, ideallerim falan yoktu. Sonra lise 3'te gitar kurslarına falan gittim. Yazın işte YouTube'dan falan öğrenmeye çalıştım. Öyle başladı. Hatta gitarım yoktu. Bir tane yurttan bir arkadaşımın gitarını alıp kursa gidiyordum. Bir anlamda işte şiir falan yazıyordum. İkisini üniversitede birleştirdim. Yani bestelerimi o zaman yapmaya başladım. Öyle ya başladı. Bazen de iyi ki bu dijital çağdayız diyoruz. Evet. Yani belki de kimseye ulaştıramayacağın şarkılardı bunlar. Hı hı. Şimdi milyonlar dinliyor. Tabii şey olmasa ulaştıramayabilirdim bu kadar böyle imkanları olmasaydı. Yani yine gidip o çarşıya elinde demoyla geziyor olabilirdin. Evet ya gerçekten şu an bizim için iyi bir yandan da kötü. Çünkü hani önceden anlatılıyor ki işte böyle bir şey çıktığında her tarafta televizyonda dönermiş falan şarkılar. Şu an o kadar çok var ki müzik o kadar ön planda değil artık eskisi gibi. Allah Allah niye bu kadar şey müzik ön planda da koyu gri bir tablo çiziyorsun. Peki gerçekten aile destekledi mi yeni, seni? Yeni daha çok yeni. Ailem destek ne zaman destekledi? Başarılı olmaya başlayınca. Ha başta korktular onlar da tabii.
Ya korktular işte diye. Zor bir şey. İşte sizin yaşadığınız şey aslında biz bir bakıma. Çünkü başarıya ulaşmak çok düşük bir ihtimal bu işlerde. Değil mi? Bildiğiniz gibi siz de öylesiniz. Siz ama sizin babanız zaten çok büyük bir sanatçıydı. Benimki yani bile çok istiyor şey. Muydu bilmiyorum yani. peki ne iş yapıyorlardı? Biraz tanıyalım ya senin. İkisi de memurdu. Memurdu, emekli oldular. Sen de o yüzden öğretmenlik düşündün. Ha, öğretmen ol dedi babam. Ben de çok bir şey istemiyordum. Aranız iyiydi. Efendim? Aranız iyi. Babam mı? Babayı seviyorsun. Tabii seviyorum canım. O öyle deyince de ya benim de hiçbir amacım yoktu. Hayatta hiçbir amacım yoktu bugüne kadar. Ya müzik yapma gibi i̇şte bir amacım yoktu. İşte bu varmış da bunu çıkaramamışsın sandıktan daha o zaman. Ya tek sevdiğim iş bu benim yani. Evet. Sadece bunu yapmayı biliyorum. Öğretmenliğim de var ama bunu daha çok seviyorum. Öyle devam etti yani. Umarım biz daha yolun başındayız zaten. Umarım daha güzel bir şekilde gider. Biz yaşlı değiliz, sen küçük. Onu vurgulayalım çünkü Tülin ders ders bakıyor. İkisi de bu arada yani belki de hani böyle çok popüler işler olmadığı için belki de çıkartamıyoruz bazı projeleri. İkiniz de bağımsız filmlerle başlıyorsunuz sinemaya. Sinemaya, evet. Sinemaya giriyorsun. Sen de öyle başlıyorsun. Ben biraz geç başladım gerçi. 48 yaşındaydım. Ama ne başlangıç? Yaptım. Evet. 3 maymun. 3 maymun. Yanlışım olursa düzelt. Yok değil. Sonrası hiç işte vücut. 3 maymuncu yok muydu Hatice? Yok hiç yok. Onun için hep böyle oyuncu arkadaşlarım var. Diyorum ki sakin olun. Hani ne zaman geleceği belli olmuyor. Sadece hazır olun. Her zaman evet. Hani bir şeyiniz olsun yani. Kendinizi geliştirmeye devam edin. Eyvah işte yapamıyorum. İşte ilerleyemiyorum. Şu olmuyor. Hep böyle bir televizyona çıkma telaşı var ya, ünlenme telaşı. Senin de Semih Kaplan oldu birazcık. Evet. Ya, evet. Peki böyle yani demin benle ilgili şaka yaptığımız konuya geri dönersek, böyle zirve filmlerde başlamak böyle sizde beklentiyi şey yapmıyor mu? Böyle yüksek tutmuyor mu? Ondan sonra senaryolar geliyor mesela, belki de beğenemiyorsunuz. Öyle gelse? Bir şey gelse yani şöyle bir şey zannediliyor ki sadece o tarz filmler yapıyormuşuz gibi geliyor. Belki bana öyle oluyor. Biraz bilmiyorum. Kırıldı mı? Halbuki ben yani Şahan'ı da çok beğeniyorum. Oyuncu olarak da çok beğeniyorum. Yani çok rahat hani isterdim. 8. Vallahi isterim, çok yetenekli adam. Buradan Şahan'a sesleniyoruz. Şahane yetenek yani, inanılmaz bir yetenek. Yani çünkü sonuçta hani sinema filmi. Evet. Sonuçta karakter oynuyorsun orada bir de da. Çok öyle bir ayrım geçiyor. Zaten tuhaf. Evet. Ya şu komedi bir de benim çok sevdiğim bir şey ya. Sen komedi özlemişsin. Ya özledim ya, çok özledim. Vallahi bak. Buradan duyur o çok zaman. Buradan mesaj ver. Bütün... Güldür de olmak istiyorum dermiş. O mesaj çok net geldi. O kadar büyük geldi. Yetenek ki. Güldür çok büyük yetenek istiyor yani. Evet, orada hemen problem. Anında ben de hemen... takip ediyorum. Yakından takip ediyorum. Çok beğeniyorum. Çok güzel. Biraz tiyatro gibi zaten. Provaları hani öncesinde. Her hafta yeni bir oyun. Tabii ya, yeni bir oyun her hafta. Herkes çok iyi yani. Bayılıyorum. Sen nasıl bakıyorsun sinemaya? Böyle bir başlangıç. Ondan sonra... Yani ben çok şuurlu değildim aslında. Zaten başıma ne gelecek, nasıl bir sektörün içinde nasıl bir iş buldum da bundan sonra ne olur gibi bir korkum vesairem falan yoktu. Ama yani sen projelere başlayacağın zaman böyle bir bilincin kapanıyor. Ha. Yapıyorsun. Ondan sonra bir daha bakıyorsun ya ben ne yapayım? Aa, güzelmiş falan. İyi böyle buradan devam ediyorum. Bir daha açılmıyor diyor. Böyle. Harika. İyi kötü bugünlere geldim. Geldik. Çok enteresan bir şey. Sağ ol. Teşekkür ederim. Şimdi evet. Efendim. Küçük öyle. Bir tanıtımımız var. Bir ara vereceğiz. Ondan sonra yeni sürprizlerle karşınızdayız. Ruhumun ikizimiş. Tuttuğum ellerinin iziymiş. Ezel gibi çağırıyor kabuslar beni, gittiği gün içinmiş. Ne güzellik kokun üzerime sinmiş. Alev almış içim yana yana dinmiş. Üşkünlüğüm deli gözlerine, azabım ince gibi dizilmiş. Ölümle yaşam arasında bir çizgideyim. Onca lafın arasında küfür gibiyim. Sanırım bitti, barışamayız bundan sonra.
Koca yılın anısı bir anda nasıl sileyim? Yine yakama yapışır mı mesafeli? Canımı kimseler acıtamazdı senden fazla. Gitarına kavuştun. Evet. Nasıl evet. buldunuz? Şahane bu. En çok bunu dinledim zaten. Dersime çalışırken. Ben dizilerde bu çok çaldı. Bunu çok sevdim. Ya dizide vallahi dizide öyle duymadım. Mi? Ama tabii ki eşim dizide bunu Kızılcık Şerbeti'nde mi çaldı? Orada çaldı. İşte Duy Beni dizisinde çaldı. O Kızılcık çaldı. Şerbeti hayranı böyle yapıyor. Bu şarkı Kızılcık Şerbeti'nde bile çaldı diyor. Çok iyi. Ya harika ya. Şarkının peki ne? Böyle bir ne? Ölümle yaşam arasında. Doğru mu söyledim? Evet, bildiniz. Bir tane daha patlat hadi be. Hayır. Tamam. Ya ben rahat değilim. Biraz daha öne aman arkaya dikkat. Biraz sıkıştım gibi oldu. Tamam, ne yapalım? Gel buraya alalım. Hafif öne doğru çıksam olur. Tamam. Bak Tülin nasıl hallediyor. Özür dilerim sizi şey yaptım. Hiçbir şey yapmadım lan. Rahat mısın şimdi, daha mı rahatsın? Şimdi iyiyim, evet. Ama mikrofon orada değil galiba. Şöyle biraz geçti tutacak. Nasıl geliyor acaba? Nasıl başlarsa öyle bitermiş aşklarda. Yaşım başım olmadan bildiğim bir tek şey var. Unutma, seni benden daha çok seven asla. Bulamazsın, bulamazsın her yerde arasan da. İnsan sahipsiz kalır ya. Anlar o zaman hep sendin, hep özeldin. Nefes almak zor. Üstüm başım alt üst olmuşum. Bana verilen candan hesap sormuşum. Bir varmışım bir yokmuşum. Acı çekerek ölmek için doğmuşum. Ömrümün en güzel yıllarında bir deli kara sevdaya tutulmuşum. Haberin yok mu zalim, ben sen diye kalbimi mahvedip durmuşum. Ben işte böyle. Bravo. Ya vallahi ne şahane. Sen? Güzel değil mi? Çok da tatlı. Müthiş, müthiş. Enstrüman peki, çalmak bak, çok güzel. Bak şöyle zaten bir laf etmişsin. Şarkı yaparken duyguları paylaşmaya gerek yok aslında. Çünkü o biraz teknik bir mesele. Hayır, aslında böyle değil. Bunu demek istemedim. Ha. Duyguları, yani bence sanat duyguları karşı tarafa aktarma işidir. Özünde. Ama bunlar belki de senin yaşadıkların mı değil? Yani aklına gelenler mi? Yani belki de hayatından bir parça değil ama. Her şeyi tabii yaşamıyorum. Siz de öyle yaşamıyorsunuz ama yaşatmaya çalışıyorsunuz. Hı. Asıl mesele bu yani olarak görüyorum ben, yani şarkılarımı yazarken zaten de. Zaten bu bazı sözler biraz acıklı, onları yaşamayıver yani o inşallah hiçbir zaman da karşılaşmayız evet, hiçbirimiz. Böyle melodisiyle falan güzel oluyor evet. Da öyle tek tek ayıklarsa. Ama o kadar şeyi nasıl yaşayabilirim ki zaten yani. Hı. Yaşama zaten, böyle güzel. Sadece öyle yazarken böyle onunla girmeye çalışıyorum. Oraya girmeye ben çalışıyorum. Ben 10 yaşında söylediğim şarkı şuydu, Neşe Karaböcek'in. Nereden düştüm ben bu aşka, ne verdi ki diye böyle giden bir şarkı söylüyordum. Seni sevmeseydim keşke. Peki bu fen dersindeki platonik aşkına mı söylüyordun bunu? Fen dersi platonik aşkım. Aa şey, bir laboratuvar çalışması ha, yok, fen değil. Fen ben değil mi? Laboratuvar pardon, çalışması. Aman düzelt, evet, ne olacak? Ya fen canım olsun benim. Çok evet. Tanıdığımız yani, biri öyle, mi o? Tanıdığımız değil, başka meslekte şu anda. Hmm. Tabii. Sonra biz peki, yıllar sonra karşılaştık. Peki haberi var mı bu platonizmden? Bilmem. Yani artık yıllar geçti, o zamanda kaldı. Evet. Bayağı böyle yattığım yerde yatağın oraya böyle ismini falan yazıyordum duvara. O kadar böyle heyecanlanıyordum. Allah Allah. Tabii canım ya. İnşallah diyordum, laboratuvar dersine yan yana düşeriz falan diye öyle heyecanlanıyordum. Müthiş. Çok. Sonra basketbol takımında beraber olduk. İşte o zaman okul müsabakaları var. Basketbol takımında nasıl beraber oldunuz? Yani çünkü hep beraber müsabakalara sizin gidiyorduk. İşte erkek takımı, mıydı? Kadın takımı beraber gidiyorduk. Erkek takımıyla, erkek takımıyla kız herhalde takımını beraber mi götürüyorlardı? Tabii müsabakalara gidiyorduk. Yani şeyden, Sivas Lisesi'nden işte Mersin'e gittik hatta.
Ondan sonra ya öyle. Mersin'e kadar hatırlanıyor yani. Peki o iş platonik mi kaldı? Evet. Ha iyi tamam. Ama hala çok düzgün ve çok iyi bir insan. Evet. Yani arkadaşım o zaman olarak da iyiydi, şimdi de iyi. Evet evet, çok çok inanılmaz. Yani evet, iyi seçmişim. O zaman iyi seçmişim. Karşımda şöyle bana bakan bir soru var. Ha. Buradan daha derin konulara girelim artık hep beraber. Hayatıma giren bütün erkeklerin kokusundan etkilendim diyor. Hadi buyur. Dedin. Muhtemelen dedin. Sen dedin bunu evet, herhalde. Evet, koku enteresandır bende. İlginçtir. Yani ne lazım? Nasıl bir koku? Kimya herhalde, bilmiyorum. Herhalde hep aynı odur. Koku değil yani. O ya o bir, bence bir, bilimsel olarak da var olan bir şeydir herhalde. Çünkü bir kimya ya bu aslında. Bir numara kokusu mu yani? Sırf parfüm de değil değil ya mi? Ya parfüm yani değil canım. Bir bütün yani. Parfüm uçar gider yani, bir süre sonra kalmaz kim. Beni konuşturuyor. Yani güzel bir şey. Evet. Yani evet öyle. Bir numara öyle. Kokudur yani. Ya tabii ki bir sürü peki yani şey ne, var ne da öyle bir özellik liste mi yapacağım? Bir yolunu bulup dur, yani böyle yaklaşıp şöyle bir kokluyor musun? Nasıl anlıyorsun o koku iyi mi değil mi? Buradan bile gelir bana diyorum, hayvanım ben diyormuşum. Öyle mi? Estağfurullah. Estağfurullah, inşallah alırsın, iyi kokuyoruzdur. Alırsın o kokuyu. Her şekilde alırsın. Koku deyince o kadar çok şeyi kapsıyor ki tabii, bana göre yani. Tabii. Bir sürü şeyi kapsıyor yani, sadece bir burundan değil de. Derler ya, burada pis kokular. Pis kokular. Öyle bir şey vardır. Evet. Yani bir davranış biçimi bile sende orada bir farklı bir sence şey, toparlayabildiğini kimya, düşünüyor musun? Kimya onu toparlamışımdır diye düşünüyorum. Peki Tülin, seni en çok ne etkile? Kusura bakma, rahatsız ediyorum seni. Güzel dinliyordun ama. Efendim? İlk neyinden etkilenirsin yani? İletişim kurma biçimi herhalde. İletişim kurma biçimi gibi. Etkilenmek. Hoşlanmak. İşte o, iletişim kurma biçiminden etkileniyorum galiba. Nasıl bir... Yani böyle bakınca altta, değil. Altta üstte nasıl bir konumlanıyor? Eşit miyiz? Eşit konuşabiliyor muyuz? Rahat mıyım? Ben de karşı tarafın iletişim şekli ne hissettiriyor üzerinden galiba etkileniyorum. Ama böyle bakınca, görünce, duyunca öyle bir şey yok öyle yani. Öyle bir seçkim yok. Olmadığında şu anda gözümün önüne geliyorlar. Geliyorlar. Geliyorlar mı? Tek tip insan yok yani. Bende evet, de yok tek tip. Ortaklaşabileceğim yani bir şey yok şu anda. Yani seni tatmin edebilecek tek bir şey vereceğim. Tek tip yok yani. Niye tatmin olayım arkadaşım? Bak genç. Sen nasıl mutlu şey oluyorsun? Biz öyle mutlu oluyoruz. Genci soralım. Evet. Yeni gelelim, gençler ne istiyor? Gençler, ben bilgi topladım abi. Gençler. İlk neden etkileniyor? Seni etkileyen ne mesela? Ya göz gördüğüne bence etkilenir ilk. Fizik olarak yani. Fizik ya olarak ne güzel. Ne? Neresi mesela? Fizikte ne? Sen neden gözümü, etkileniyorsun? Burnumu, ağzımı, kulağımı, diz kapağımı. Yani kulağı diyorum. Vallahi hadi mı? Buyur. Mr. Spot. Hayır hayır. Daha değil tabii ki. Yani yüzü önce... Niye öyle baktın? Bir şey demiyorum, kulağıma da bir şey diyorlar da. Oradan. Herkes kendini beğendiğini ya, söylüyor. Bence yüzü. Kulak, bayağı en başta yani, bayağı zor bir şey. Yani. En başta insan gördüğünü bir şey şekillenir kafasında bence. Ama böyle gördüğüne derken yüz diyor. Tamamen yani. Ha, genel. Baştan aşağı. Şimdi erkek olarak oran orantıya bakıyorsun. Oran. Evet, evet yani. Peki gördün, çok beğendin. Diyalog iletişime geçtin dediği gibi ne itersin? Sonra da kokladın diyeceksin Sıra'yla. Mesela bundan sonra bence koklama geliyor. Hatice de ilk koklama geliyor. Koklama ondan sonra daha sonra başlamadı bence. Ondan sonra iletişime geçiyor. Sonra sağlam görüyor. Alıyorum. Sonra sağlam alıyorum. İşimi, Allah. İşimi sağlam alıyorum. İten şey bence tavır olur ya. Davranışlar yani. Tabii ki canım. Yani ne kadar güzel olsa olsun iter değil mi? İşte o da pis koku oluyor onun adı. İşte davranışlar, yalan söylemeler. Tabii tabii. Hepsini görüyoruz. Ona da değil mi diyor. Evet, gençler de değişik etkileniyormuş. Ya değişebiliyor. Zamanla efendim, daha da farklılaşabiliyor. Ay yanılmışım. Mesafeli olduğunu söylüyorsun Tülin. Evet. Bana da öyle derler. Sana da öyle diyorlar herhalde evet, çok. Evet, çok sıcak bir insanmışım gibi değil ilk karşılaşmada. Ne mesela bu... Hiç anlamıyorum bunu nereden dediklerini gerçekten. Merhaba, merhaba diyorum. Bu basamaklar nasıl ilerliyor? Şey demişsin, ona bayıldım ya. Ben mesafeli değilim. Siz... Çabuk sıcaklık bekliyorsunuz mu? Ne onun evet, bir evet, şey demiş. Evet. Normal olmayan o aslında. Ben mesafeli değilim, siz çok sıcaklık bekliyorsunuz. Doğru söylemişim. İyi kalmış aklımda. Hı-hı. Hakkında böyle bilgiler var kafamda. Evet. Hiçbir evet zaman ya, silinmeyecek çok olan. Çok yazık sana bunlar. Yazık Allah'tan, Allah'tan haftalık değil mi program? Hafta ya bir haftada bir bu bilgiler. Unutacak evet mı bir hafta Allah'tan sonra diyorsun?
Tabi sonra öbür konu yok, bu sefer de duayen cümleleri temizliyor sürekli. Çok etkili. Bir kokular, iki senin mesafe. Nasıl Tülin nasıl o sıcaklığa yakınlaşmaya girebiliyor? Hangi basamakları geçmesi lazım karşı tarafın? İletişim mi yine? Ya benim için ben zaten kafadan sıcak olduğumu düşünüyorum. Bir kere çok yargılı bir tip değilimdir. Bana her şey anlatılabilir diye düşünürüm. Böyle şeylerim yoktur. Yo, var kadın, ama erkek, senin yaş, istemeden boy, bir şey var. Yani mesela bu, yani benim yaydığım bir şey ama benim yaptığım bir şey değil, değil muhtemelen. Evet. Siz öyle bir şey yaşadınız mı? Zannetmiyorum mesela. Ben sana soğuk davrandım mı? Hiç. Hayır, hiç soğuk davranmadınız. Evet. Ben sen bana yaşlısın diyene kadar ben aslında gayet şıkıyorum. Kime göre acaba? Ne dedim onu? Demedi. Biraz... Ben küçüğüm dedim. Ben küçüğüm, ben küçüğüm dedi. Peki bu çılgın gençlik yaşantına döndüğümüzde demişsin ki bak hiç param yoktu. Özel ders vererek para kazanan, otostop çekerek seyahat eden, sokaklarda takılan bir kızdım. Evet. Çok iyi. Güzel bir gençlik diye düşünüyorum. Ne dersi veriyorsun? Kesinlikle. Fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji. Ne gerekiyorsa onu veriyordum. Bravo. Otostop. Otostop yaptım. Nerelere gidiyordun mesela? Aklına gelen şuraya kadar seyahat ettim dediğin. Yani şöyle söyleyeyim, bayağı dolaştım. Neredeyse bütün Türkiye yapmış olabilirim. En son Beyaz Gencik diye bir dizide oynadım ben. Evet. Ve Erol Avcı gelip bize bir gün önce şey dedi. Yarın dizi yayınlanacak ve bundan sonra tanınacaksınız dedi. Ve ben o gün sabah Adana'dan İskenderun yaptım. Bir daha otostop çekemeyeceğim diye korkup. Ya bizde, ben de not şöyle yazıyor. Ne olur ne olmaz diye yapmış ya. Bir daha yapamazsam diye. Evet. Çok iyi. Sonra şimdi yaptım ara onu. Ara denemelerin var mı? Artık yok. Artık yok. Ama gene de bir, yani bir yerde kalırsam ve doğru bir yer olduğunu, doğru bir kavşak köşe olduğunu düşünürsem hemen çekerim. Zaman da değişti tabii yani otostop için. Bilmem, bakacağız. Ha, biz sen... Öyle düşünmek istemiyorum açıkçası. Peki. İçeride. Bize haber ver o zaman, yani yaparsan. Öyle ama öyle de olmaz ya. Ben taksi bulamadığım zaman yapıyorum. Bayağı diyorum ki ne tarafa gidiyorsunuz diye soruyorum. Ay diyorlar can bırakalım siz ne tarafa isterseniz. Çünkü yani başka türlü bakıyorum, gecikiyorum, yağmur yağıyor, bir şey oluyor. Taksi gelmiyor bir türlü falan derken o tarz şeyler yapılıyor. Şimdi yani. Şimdi hakkınızda kısa kısa bilgilerim var. Hadi buyur. Hadi bakalım. Hatice Hanım'la başlıyorum. Hı. Çocukluğunda kaldığın evin renkli odaları varmış. Bahsettik evet, zaten. Zaten aynen. Üç oda. Sarı, sarı pembe, oda, mavi oda, mi? Pembe oda. Evet, mavi oda mavi şeklinde. Oda. Bir de misafir odası vardı. Ne değişiyor vardı. Odalar renklerinde? Çünkü yani biri bizim odamızdı işte. Yani çocukların kaldı. Biri annemlerin odası. Ortada banyo. Banyoda soba vardı tabii, böyle uzun, üstü sıcak sulu falan. Benim en büyük hayalim annemi kaloriferli bir daireye taşıyacağımdı. İlk işim de oldu zaten yani gerçekten. Yani işte salon vardı, bir de misafir odası diye bir şey vardı. Peki öyle. Bu çocukken hazırlanan bu salçalı soğanlı ekmek. Of, bayılırdık. Ya. Hala mesela sen, yapıp yer misin? Çok, hala kokusu çok güzeldir onu biliyorsun. Bir de bir dönem, İlk yemeğin piştiği o soğan kavrulur, salça katılır. Ondan sonra biz onu çok severdik. Ondan sonra bazen de işte annem bize onu böyle kahvaltı niyetine önümüze koyardı. Şimdi veriyorlar o kahvaltılarda. Evet, öyle bazen şeyler. Öyle bir sıkıntı oldu. Bir dönemde sünnet olmak istemişsin. Ne? Abim, iki abimin sünnet düğünü tabii hediyeler mediyeler kalabalık. İşte beyaz kelebekler grup olarak gelmiş. İşte sünnet düğünü var. Beyaz kelebekler mi geldi? Beyaz sünnet? Kelebekler geldi. İsivas'a, evet. Babam devlet demir yollarındaydı. Bayağı yani bir sünnet düğünü açık parkta, yani şeyde yani park demeyeyim de oraya ne deniyor? O açık havada yapılan yerlere. Ondan sonra bayağı çay oraya çay bahçesi gibi bir şey. Benim şaşkınımı düşün, küçücük çocuğum yani. Ve karşınızda beyaz kelebekler deyince yukarı bakmıştım. Zaten sinirim bozuk. Beni sünnet etmiyorlardı. Zaten ağlıyorum. Bir de evet. Ona gülmeye başladılar. İyice ağlamaya başlamıştım. Ben de çünkü hediye gelecek. Benimle ilgilenecekler diye. Ah, ama süreci yapmadılar. Bilsen hediyeden vazgeçebilirsin tabii yani. Değil lakabın mi? Bal kızmış. Evet. Ya. Bence olur. Çok yakışır. Şeker. Evet. Aa, yakışır. Biraz bir de şey demişsin. Gençliğimde spor yapmanın ekmeğini çok yedim. Evet. Ne yani, demek ekmeğini yedim yani spor yani yapmak? Şöyle sporu yani beden alışık olunca yani disiplinli olunca spora karşı, çünkü yani ortaokuldan itibaren
Ve lise yıllarımda atletizm yaptım. Hmm. Kısa mesafe koşucusuydum. Bayağı yarışmalara katılıyordum. Yani çatı Sivas öyle Sivas Lisesi'nde oluştu. De hala duruyordur bizim madalyalarımız büyük ihtimalle. Evet, o yani ister istemez şey sağlıyor insanda. Ben mesela bazen böyle birdenbire koşmak isteği gelir bana. Allah yani Allah. Çünkü beden istiyor onu. Güzel bir sen şey ama, bırakmadım da sporu. Sen ama fiziğine falan da iyi bakarsın, ilgilenirsin kendinle. Sporu yani. Seviyorum yani yapıyorum. Spor da. Şimdi pilates da, yapıyorum mesela. Spor dışında da yöntemlerin olur. Var var evet yani sağlıklı yaşamla ilgili. Mesela hani doğal beslenme. Bedeni dinç diri tutmak için. Yani evet şeyi konuşturmaya çalışıyorum. Şimdi yere gelmeye çalışıyorum. Limona gelmeye çalışıyorum. Allah kahretmesin. Limon başucu. Limon başucu şeyimdir ilacımızdır gerçekten. Bu YouTube kanalı değil değil mi? Onun için rahat konuşamıyoruz ne? Anladığım kadarıyla. Ya tabii çok rahat ya. Evet. Limonla ne yani limon dair çok ne yapıyor? Sor limon her şey. Yani limon C vitamini faydalı olduğu şey. İçin ister iç ister vücuduna sür her şey olur. Limon başucu ilacı. Gerçekten şahane bir şey. Aç Cilde karna de iyi gelen bir şey. Aç karna iç. Sıkılaştıran bir şey. Tabii. Kesinlikle katılıyorum. Onunla limonla masajı var Hatice Hanım'ın. Yani açıklarsanız daha çok sevineceğim çünkü çok tuhaf ben şeyler içeride göstereceğim. O kadar göstereceğim mi? Yani limonla evet. Evet evet çok ama gerçekten ben mesela hazır gıda sevmiyorum. Hiçbir hazır gıdayı mesela ya böyle sevmiyorum. Ya. Limon ekinle böyle mesela Gizem şimdi bendeler. He. Oğlum işte Amerika'da yaşıyorlar. Ona göre konuşuyorsun. Evde çünkü yani. Gerçekten şey yok. Kola yok. Ondan sonra ne bileyim soda bile yok yani evde benim. Yani varsa bir su. Limon diyorsun. Yani gerçekten limonlu su benim için yeterince güzel bir içecek. Girmiyor haşır uşur paket şeyler cipstir mipstir. Canım istemiyor yani öyle şeyleri zaten. Hep mi öyleydi? Güzel. Hep öyle galiba. Annemden kaynaklı. Çünkü annem de doğal sen bir kadındı. Sen de hiç şey de yok. Ne yok? Dışarıdan müdahaleler. Müdahale yok. İşte yani estetik oyuncu yani. Olduğum için de gerek yok. Çünkü ben daha yeni Karadeniz'de bir sinema filmi yaptık. Derun diye bir film. İyi ki de bir müdahale yok. Çünkü oradaki o Karadeniz kadını, yıllarca inzivaya çekilmiş bir kadının o ifadeyi vermek için zaten hani olmamasında fayda varmış. Öyle bir şey. Yaptırana da bir şey demiyoruz. Hani öyle bir şey tabii yok. Tabii canım. İstediğini yaptırır herkes. Sizin geçeyim kısa notlarıma. Allah'ım ne çıkacaklar. Bir gün. Ben de limon içerim. Öyle mi? Limonlu su içerim. Limon daha yani. Masum kalabilir şimdi. Biz içmiyoruz. Limonla terapi, masaj yapıyoruz. Ben evet. Bunu daha düşünmek istemiyorum. Evet, sonra, hocam, genç sonra kızlar göğüslerine limon sürsünler. Efendim? İyi geliyor. Genç kızlar limon sürebilirler göğüslerine. Oh söyledim rahatladım. Evet gerçekten okay. İşe yarıyor. Evet canlı yayında evet. Böylece gerçekten bir şey daha öğrendik. Ne diyeyim zorla söyleyeceğim. Ben bir şey demedim. Ya yemiyoruz bir şey dedim. Değil ki kötü bir şimdi, şey söylemiyorum. Şimdi geçiyorum evet, kötü bir şey söylemedik evet. Bu arada. Bir gün Hisar'da koşarken denize atlamış. Evet. Nasıl yani koşu yapıyordu. Evet. Spor. Çünkü çok temiz ve güzel bir su. Giderken benim atladı. Benim hep hayalimde o gün de hadi bugün gireyim bari dedim. Wow. Kıyafetle, ayakkabıyla. Cesaret. Evet akıntısı bol bir yerden girmişim. Birazcık zaten daha hani, iki adam çıkarmışlar. Beni kurtardılar. Ay Çelik'in inanamıyorum. Çünkü Hisar'dan atlarsın. Hisar bayağı yani. Akıntılı. Bambaşka bir yerden çıkarsın. Tehlikeli yani. Evet aslında Allah biraz korusun. İleride ne bileyim o şeyde Mısır konsolosluğunun oradan falan normal girebilirmişim yani. Akıntı şu anda babam oradan giriyor mesela. Evet. Evet. Belki ama ondan sonrası da tehlikeli. Ondan mesela Arnavutköy'de tehlikeli. De çok garip bir akıntı evet. Var ya orada. Evet beni çıkardılar. Evet, ay işte. Geçmiş olsun. Yok eğlenceliydi. Şimdi efendim spor müsabakalarını izlerken duygulanıp ağlıyormuşsun. Evet tabii hangi ki. Spor müsabakası? Yani her türlü olimpiyat vesaire izlerken. Yani milli başarı. Takım falan yani. Ha yok milli takımda falan ağlamıyorum. Şey genelde kişisel sporlardaki o son selam verme anları o bir de artık tabii ki de onlar daha küçük ve çocuklar benim gözümde şu anda yapanlar ve onların o disiplini ne kadar çalıştıkları muhtemelen ne kadar büyük bir stres altında oldukları ve eğer hani sorunlu ya da sorunsuz da bitirseler o bitirme anı bende böyle bir gururla karışık bir gözyaşı hissi yaratıyor. Çok güzel bir empati duygusu ya. İnsan etkileniyor. Siz empati, etkilenmiyor musunuz? Empati, ben de etkileniyorum. Etkileniyoruz da yani. Bayağı kadar... gözyaşı geliyor o başarıyla beraber. Gelir. Kim bilir neler yaşamışlar. Bir de çok önemli bir özelliği de Tülin'in
ağzıyla baloncuk yapıp havaya bırakıyormuş. Böyle saçma yeteneğim var demiş. Evet ama şey, ağız sıvısının o sırada normal koşullarda, doğru koşullarda olması gerekiyor. Ağız sıvısıyla ya mı yapıyorsun? Ben de yapabiliyorum. Dilin altında yok, yukarı kaldı. Ben de mi yapabilirim? Ama mesela şu an yapamam çünkü şu an çok kırık. Ne oluyor, uçuyor mu? Uçuyor, evet. Böyle balon uçuyor. Evet. Aa, diye bir balon. Evet, çok zevkli. Yani gerçekten oluyor, çok sevindim. Çünkü sen beni anlıyorsun şu evet, anda. Anlıyorum. Onlar anlamıyorlar. Tükürükle yani değil evet, mi? Tükürükle. Salgıyla evet. Böyle mi yapıyorsun? Hayır, ha? Dilinin ucundan üfleyerek evet, bırakıyoruz. Diye bırakıyorsun, o böyle küçücük bir... Aa, yuvarlak uçarak nasıl oluyor? Dilin onu dilin altında yapman lazım. Abi çok iyi. Gerçekten. Ben, aynı tekniği mi söylüyor? Aynı şeyi söylüyor. Ben kiraz sapı düğüm yapabiliyorum. Hmm. Dille mi? Ha. Ha, onu, o da güzel. Hiç duymadım ben onu. O da iyi değil mi? Çok iyi. Çok iyi. Yani bir saçmalık lazımsa. Bende de var canım. Allah Allah. Ama hiç görmemiştim, ben de şaşırdım bu arada. Ben şimdi bak sadece onunla da bitmiyor Tülin'in. İlk yapan da Brooke Shields'tir biliyorsun. Ne? Kiraz sapıyla düğüm yapan Brooke Shields. Evet. Üstadımız evet, o. Evet. Üstadımız. Evet. Bunu bir filmde mi yaptın? Sen bu kadar şey konuştun. İlgini bu mu? Hani kokuydu? Kiraz sapına nasıl geldi? Ama sen söyledin. Tabii. Şimdi efendim Tülin Hanım bir gün oturuyor. Belgesel seyrediyor tavuklarla ilgili. Ve et yemeği bırakıyor mu? Biz üç kişiydik. Üçümüz de o gün et yemeği bırakacağımızı iddia ettik. Ben devam ettim. Neye? Ertesi gün tabildotta çıkan haşlamaya, yememeye. Peki kokoreç yani desem? Kokoreçi yedim arada, iki kere yedim. 15 senede iki kere kokoreç yedim. Ha, 15 yedim senede iki kere. Evet. Bana bak, hangi hainden bilgi aldıysak kokoreçe dayanamaz yazıyor. Çok dayandım, iki kere dayanamadım. Ama bozmuyorsun, hala devam mı? Yok, hayır, şu anda bozdum. Artık yiyorum. Ama az yiyorum. Çok ara az ara yiyorum. Evet, ya, evet. Ya, hiçbir dediğim birbirine tutmuyor gerçekten. Sevgili seyirciler, insan tanımak istemiyor mu ya yakından? Ne demek istiyor acaba? Aa, inanılmaz bir şey ya. Yani 15 sene boyunca yemedim. 15 sene içinde iki kere yedim. 15 sene sonra ufak ufak yedim. Hala da yiyorum ama az yiyorum. Evet. Yemezsem de yemem. Kimse de hesap verecek halim yok bu yaştan. Evet. Sana ne ya diye. Şimdi sen bırak benim kokoreçimi dedik. Bu kısa notları araştırırken sizin grupla ilgili de ekiple ilgili de merak ettiğim bir konu var. Konsere evet, çıkmadan önce kuliste uzanıyormuşsunuz ekip halinde. Ama ekip yani uzanıyoruz da bir böyle bir tane ya da iki tane koltuk oluyor kuliste. Diğerleri yere uzanıyor. Efendim? Artık beş kişi değil misiniz? Beşiz. Diğerleri nereye uzanıyor? Genelde ben uzanıyorum solist olarak. Solist. Yani ritüel şey, seni hareketi uzatıyorlar. Evet ya, işte kim yorgunsa o zaman uzanıyor. İşte takılıyoruz öyle konser öncesi. İçecekler, şunlar bunlar falan. Peki acaba üçlü ranza mı göndersek? Efendim? Hmm. Nasıl yani? Ranza olur, üçlü ranza bak, kulise size çalışır o zaman. Yani iki tane koltuk var diyorsun. Her kulis ayrı ve kendi özel mobilyaları var falan. Yani her türlü mekan, şey var işte. Mekan kulisleri hepsi ayrı oluyor. Bunu isteyebilirsin evet, ileride. Ama veya ranza işte karavanlar oluyor. Ranzayı demonte yaparız. Evet. Gerekirse abi, götürürüz. Abi bitmez. Şimdi peki ne var önünde Akif? Senin ve grubunun. Konser olarak projeler mı? Şarkı ne? Konser olarak, olarak yeni şarkılar ha, var mı? Ne zaman geliyor? Yeni şarkılar şu anda bir Simge'nin prodüktörüyle çalışıyoruz. Ozan Bayraşer'le yeni bir şarkı bitiriyoruz. Ona da selamlar olsun. Selam söyleyeyim buradan. Çok güzel bir şarkı yaptık birlikte. Onu bitiriyoruz. Onun dışında 3-4 tane kendi içimizde yaptığımız parçalar var. Konserler, şarkılarımız da çok güzel gidiyor bu arada. Ne zaman çıkacak dedin? Şubat'ta çıkar. Ha, yeni şarkılar geliyor Şubat'ta. Evet. Onun dışında konserimiz 28'inde yanılmıyorsam. Akoflorya'da bir konserimiz var. Bir yerlerde var, konserler evet, var. Evet. Takip ederlerse şey yapabiliyorlar. Biz çok konser veriyoruz. Geçen sene 90 tane konser verdik. Yani bu çok sene daha çok olsun veriyoruz inşallah. İnşallah. Ya ben evet, askere gitmiştim, o yüzden biraz az oldu. Ha, bu 90 askere gittiğin için az olan rakam. Evet. Ondan önceki 115 falandı. Ondan önceki yıl. Oh, inşallah. Çok çıkıyoruz. Rekor yani bu bravo, sene olsun. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Var mı Tülin Hanım sizin... Konser? Yok. Sizi bekleyen neler var bu yıl? Benim 3 tane oyunum var şu anda oynamakta olduğum. Nora 2 var, Canavar aynı var. Aynı zamanda ortaklığın var galiba evet, değil Bahçe mi? Evet, Galata'da. Bahçe Galata'da. Evet, Terörizm var. Onlar devam edecekler. Oyunlar devam ediyor. Hı-hı. Dizi. Dizim devam ediyor. Daha ne olsun. Film şu falan ben... müjdesi. Yok şu anda. Daha belli olmaz. Hı-hı. Peki
Başarılar diliyorum size de. İyi geceler. Yatıyor musun? Yavaş yavaş. Hadi canım sizin? Benim Küheylan devam ediyor. Şimdi Unicol'de olacağız 2 Şubat'ta inşallah. Büyük bir heyecanla bekliyoruz. Ocak ayında oynamadık çünkü. Bahar dizisi Show TV'de olacak. Herhalde Şubat'ın ortası gibi başlarız. Onun dışında işte Magma Performans Koromuz'la konserlerimiz olacak inşallah. İşte 27 Ocak'ta Tuğrul Tuşe diye bir arkadaşımız var. Onun şeyinde. Ya sen az değilsin. Öyle bir gecemiz olacak. Harika. Öyle devam ediyor. Harika. Yani gördüğünüz gibi. Ama bak bir hayalim var, bahsetmeden kapatmayalım. Yok, belki bir belediye başkanı geliyorum. Bir işi bize duyar. Bize konuk olanların hiç evet. Boş durduğunu görmedim bugüne kadar. Hatice Hanım'ın hayalinden bahsedip kapatıyoruz. Evet. Buyurun. Yani belki bir devlet adamı ya da bir belediye başkanı ne bileyim bir el atar diye. Duyarlarsa veya tanıdık varsa duyursun. Gücümüzün yeteceği bir şey değil. Hayalim şu, yaşlı eviyle işte hayvan korunakları ve çocuk evlerinin bir aynı alanda olması, farklı binalarda olacaklar ama işte onların bahçeye çıktıkları zamanlar aralarında birlikte vakit geçirecekleri bir alan, yani bir bahçe olması. Hem orada bulunan hepsinin birbirine iyi gelmesi. Evet, o kadar iyi gelirken çok iyi gelir. Hepsi birbirini iyileştirir. O terk edilmiş hissi ve yalnızlık hissi de gider. Hepimiz ileride yaşlanacağız. Yani diğer canlılara da yani bir görmezden gelmek, yok saymak yerine artık işimize yaramıyor gibi bir şey yaratmak yerine imaj. O tarz bir şeyin çok iyi geleceğini düşünüyorum. Yani imkanı olan ilgilenen olursa duyurumuzu yaptık. Böyle bir tanıdığı olan varsa bir da lütfen. Bir alana bakar yani büyük bir alanda. Lütfen duyursun. Evet o evlerin yapılıp orada şahane İnşallah bir İnşallah her proje. Hayalin gibi bu da gerçek olur. Bir hayalim daha var. Evet. Bu yoğun bakım ünitelerinin gerçekten bir cam fanus içinde olması. Dışarının bir yeşillik alan olması, dışarıda bir hayat olduğunun farkında olması gerekiyor yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların. Orada beyaz bir ışık, bir sürü makine sesiyle baş başa kalıyorlar. Arada gelen bir sağlık görevlisi dışında kimse olmuyor. O yüzden bir cam fanusun içinde olsalar dışarıdaki hayata daha çabuk dahil olurlar gibi geliyor. Çünkü göz o dışarıda uçan kuşları, yeşillik alanı görebilir. Yani bir çevresine öyle bir yeşil alan yapılırsa zaten canlılar da gelmeye başlar ve şahane bir şey olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Şahane hayaller. Böyle. Umarım gerçek olur. İnşallah. Umarım bu hayalleri gerçeğe dönüştürecek insanların kulağına gider. Aa evet, evet deyip belki de harekete geçerler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. İyi ki konuğum oldunuz. İyi ki mi? Evet. Gerçekten. Haftaya yine çok değerli konuklarımızla görüşeceğiz. Çok teşekkür ediyorum konuklarıma. Biz teşekkür İyi geceler ederiz. Diliyorum efendim. İyi geceler.